New York'tan Manhattan'dan federal mahkeme binasından yeniden merhaba. Rıza Sarraf ve Mehmet Hakan Atilla'nın bulundukları salondan az önce çıktım sizlere bilgileri aktarmak için. Rıza Sarraf'ın Mehmet Hakan Atilla davasındaki tanıklığı devam ediyor. Rıza Sarraf bugün de yine dün giydiği kıyafetin aynısıyla geldi. Öncelikle onu söyleyelim. Yine açık renk gri bir pantolon, siyah bir ceketle. Mehmet Hakan Atilla'nın üzerinde dünkü takım elbisesi, gri maviye yakın renkli takım elbisesi var. Rıza Sarraf yine son derece sakin görünüyordu. Duruşma biraz geç başladı çünkü jüri üyelerinden bir tanesi geç kaldığını söyledi hakim. New York'un trafiği de İstanbul'un trafiğini aratmıyor çünkü çoğu zaman. Biraz geç başladı söylediğim gibi. Ve yine dün kalınan noktadan devam ediyor. Temelde şunu söylemek istiyorum öncelikle. Rıza Sarraf dün öğleden sonradan bu yana verdiği ifadelerde, Mehmet Hakan Atilla ile ilgili bu sabah verdiği ifadelerde de Mehmet Hakan Atilla'nın lehine yorumlanabilecek ifadeler veriyor. Lehine yorumlanabilecek şeyler söylüyor. Dün ne demişti? Hemen önce onu hatırlatayım. Arkasından bugünküleri ekleyeceğim. Dün şunu söylemişti. Dedi ki ben Mehmet Hakan Atilla'ya hiçbir şekilde rüşvet vermedim. Mehmet Hakan Atilla da hiçbir şekilde benden rüşvet istemedi dedi. Ayrıca bugün de şunu anlatmaya başladı Rıza Sarraf. Amerika'nın altın ticaretine de kısıtlama getirmeye başlamasıyla birlikte altın ticaretinden gıda ticaretine dönmeye başladıklarını söyledi. Bunu neden yapıyorlar? Bunu İran'ın ambargoyu delerek satmış olduğu petrol ve doğalgaz paralarını uluslararası finans sistemine yasalmış gibi sokmak için yaptıklarını söylüyor. Daha önce altın ticareti yapıyorduk dedi ama altın ticaretine Amerika engeller getirmeye başladığı zaman önce ilk başta altın ve gıda şeklinde devam ettik ama daha sonra altına tamamen kısıtlama gelince tamamen gıda ticareti üzerinden devam ettik dedi ve ayrıca şunu söyledi. Gıda ticareti derken ben aslında hiçbir zaman gıda ticareti yapmadım. Yani hiçbir zaman herhangi bir gıdayı bir yerden alıp başka bir yere satmadım. Sadece yapmış gibi gösterdim dedi kurduğu şirketlerle ve burada işte Hakan Atilla ile ilgili çok önemli bir şey söyledi. Mehmet Hakan Atilla hiçbir zaman benim gerçekten gıda ticareti yapmadığımı bilmiyordu. Süleyman Aslan'sa biliyordu. Biz yine sistemi onunla birlikte organize etmiştik dedi. Yani Mehmet Hakan Atilla'nın yapılan işlemlerin gerçek gıda ticareti olmadığından haberi olmadığını söyledi. Bunun üzerine hatta şöyle bir gelişme oldu. Savcı bir telefon görüşme tapesi getirdi Rıza Sarraf'ın önüne. Bu telefon görüşmesinde Rıza Sarraf yardımcısı Abdullah Habbani ile konuşuyor ve aynen şu cümleyi sarf ediyor. Diyor ki Mehmet Hakan Atilla bu işe taş koymaya çalışıyor. Ama Süleyman Aslan daha sonra da şunu söyledi, dedi ki bu görüşme doğrudur. Mehmet Hakan Atilla taş koymaya çalışıyordu, engel olmaya çalışıyordu yaptığımız işlemlere. Ancak Süleyman Aslan'la ben bir toplantı yaptım ve Süleyman Aslan telefon açtı Mehmet Hakan Atilla'ya, yapacaksın bu işlemi talimatını verdi dedi. Bunu da aynı zamanda telefon görüşmesine yardımcısı olan Abdullah Habbani'ye de zaten aynen söylediği tapelerde de görülüyordu. Orada da diyor ki Mehmet Hakan Atilla adam taş koymaya çalışıyor ama Süleyman Aslan telefon açtı, yapacaksın bu işlemi dedi benim yanımda diye yardımcısına da anlatıyor. Bunlar tabii muhtemelen jürinin de dikkatine geldiğinde Mehmet Hakan Atilla'nın bu işlemlerden haberdar olmadığı, yasal olmayan işlemlere de aynı zamanda taş koymaya çalıştığı, Rıza Sarraf'ın ifadesiyle engel olmaya çalıştığı şeklinde ifadeler kullandı. Ardından da yine üzerine renkli kalemlerle yazılabilen ufak bir tahta var. Daha önce de bir şema çizmişti. Daha sonra da yine savcının peki bu gıda ticaretini nasıl yapıyormuş gibi gösteriyordunuz sorusu üzerine tekrar eline kalemleri aldı Rıza Sarraf ve şemalar çizmeye başladı. Kısaca şöyle özetleyebiliriz bu işi nasıl yaptıklarını. Dedi ki İran'dan Tüpraş'a ve BOTAŞ'a, Tüpraş'a petrol, BOTAŞ'a doğalgaz satışı yapılıyor. Daha sonra Tüpraş ve BOTAŞ İran'a yapmaları gereken ödemeyi Halk Bankası'ndaki İran Ulusal Petrol Şirketi'nin hesabına bu parayı gönderiyorlar. Ardından bu para Halk Bankası'ndan petrol şirketinin İran'daki banka hesabına gidiyor. Oradan sonra bu para İran'da sermaye exchange diye bir yine İran'daki bankanın, İran'daki İran Bankası'nın aracı kurumuna aktarılıyor. Ve o aracı kurumda
yine orada kurulmuş olan bir paravan şirkete bu parayı aktarıyor. O paravan şirket de Rıza Sarraf'ın Türkiye'deki şirketine, paravan şirketine, yine kendi anlattığı ve kurduğu şema üzerinden sizlere bunu anlatıyorum. Bu şirkete, Rıza Sarraf'ın şirketine bu parayı sanki gıda siparişi verilmiş gibi gönderiyor. Daha sonra da Rıza Sarraf bu parayı Halkbank'ta, yine Halkbank'a geliyor. Çünkü Rıza Sarraf'ın açtığı bu paravan şirketin hesapları da Halkbank'ta. Halkbank'taki hesaba geliyor para tekrar. Buradan Rıza Sarraf'ın yine Dubai'de açtığı diğer paravan şirketlerin hesaplarına aktarılıyor ve sanki oradan gıda satın alınmış, gıda temin edilmiş gibi faturalar kesiliyor ve karşılıklı olarak ödemeler yapılıyor. Kısaca, basitçe sistem bu şekilde. Yani önce İran'ın doğalgaz ve petrol parası Halkbank'taki İran petrol şirketinin hesabına yatırılıyor. Oradan bu para İran'a gönderiliyor. İran'da paravan bir şirkete aktarılıp sanki gıda siparişi veriliyormuş gibi Rıza Sarraf'ın Halkbank'taki hesabına gönderiliyor. Rıza Sarraf da o parayı Dubai'deki kendi kurduğu şirketlere sanki gıda satın alıyormuş gibi gönderiyor ve parayı bu şekilde, burada tabii tek bir şirket yok, birden fazla şirket var, o hesaptan o hesaba, o şirketin hesabından diğer şirketin hesabına aktarıyorlar. Sanki bir gıda alım satımı yapılıyormuş gibi parayı bu şekilde uluslararası finans sisteminde dolaşıma soktuklarını ve İran'ın uluslararası ödemelerini yapmakta kullandıklarını anlattı. Ancak dediğim gibi buradaki en önemli ayrıntı belki de Rıza Sarraf bu işlemlerde kendilerinin gerçekten herhangi bir şekilde bir gıda ticareti yapmadıklarından Mehmet Hakan Atilla'nın haberdar olmadığını söyledi. Dediğim gibi bu da Mehmet Hakan Atilla'nın lehine yorumlanabilecek ifadelerden bir tanesiydi. Mahkemenin duruşmanın bugünkü oturumunun başlangıcında hakim, savcı ve avukatlar arasında bir görüşmeler oldu. Özellikle sunulan deliller, delillerin jüriye dinletilmesi ve aynı zamanda itham edilen ve burada olmayan kişi ve çeşitli kurumlarla ilgili, ki buna başbakanın da, yani dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dahil olduğunu söyledi mahkeme başkanı. Bu kişilerle ilgili de özellikle sorularda da, sunulan delillerde de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Örneğin Rıza Sarraf'ın bir şirketine gönderilmiş olan, ancak Rıza Sarraf'ın doğrudan adına kesilmemiş olan bir faturanın burada kullanılıp kullanılamayacağı şeklinde, yani usul yönünden bir de görüşmeler, tartışmalar yapıldı mahkemenin hemen başında. Dediğim gibi Rıza Sarraf şu anda içeride gıda ticareti üzerinden Süleyman Aslan'la Halk Bankası eski genel müdürü Süleyman Aslan'la nasıl bir sistem organize ettiklerini ve bu sistemi nasıl çalıştırdıklarını anlatmaya devam ediyor. Bugün yerel saat şu anda burada 11'e 5 var. New York'ta öğlen 2'ye kadar devam edecek bugün duruşma. Bir de öğle arası olacak. Muhtemelen 12 civarı bir öğle arası olacak. Daha sonra da bugün cuma olması itibariyle, hakim daha önce de söylemişti, bugün 2'de bitireceğini söyledi. Ama öyle tahmin ediyoruz ki daha henüz savcılığın önünde gördüğümüz dosya son derece kabarık bir dosya. Daha yarısına neredeyse ancak ulaşabilmiş durumda savcılık. Bunun ardından, savcılık sorgusunun ardından, bu defa savunma avukatları, yani Mehmet Hakan Atilla'nın avukatları tanık sıfatıyla kendi sorularına yöneltecekler. Öyle tahmin ediyoruz ki önümüzdeki haftanın ortalarına, hatta önümüzdeki haftanın sonuna kadar olan süreçte Mehmet Hakan Atilla davasında Rıza Sarraf tanık koltuğunda oturup ifadeler vermeye devam ediyor olacak. Biz, ben Mehmet Sümer, Aslı Pelit ve Can Kamiloğlu Amerika'nın Sesi ekibi olarak burada gelişmeleri takip ediyoruz. Şu anda Aslı içeride duruşmayı takip ediyor. Sizlere yine amerikanınsesi.com internet sitemizden gün içerisinde canlı anlatımlarla, yazılı anlatımlarla, Facebook sayfamızdan, VOA Turkish Twitter hesabımızdan Rıza Sarraf ve Mehmet Hakan Atilla davasında yaşanan gelişmeleri an be an aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.